Türkiye'nin tablosu burada, bu meydanda. Trabzon'un özeti de bu meydanda. Bakın, memleketimiz öyle hale geldi ki arkadaşlar. Çoğu insan, ben herhalde hiçbir zaman bir otomobil alacak parayı artık denkleştiremeyeceğim diyor. Artık çoğu insan ömür boyu bir ev sahibi olabileceğine inanmıyor. Ya bizim zamanımızda burada herhalde yaylaları bilen çok uşak vardır. Ha, nasıldı? Bir büyükbaş hayvana şöyle az çok yürüyen o Hacı Murat, Doğan, Şahin falan bir şey alınıyordu değil mi? Bir sığır parasına bir araba alınıyordu. Şimdi 4-5 büyükbaş hayvan parasına ancak bir araba alınıyor ya. Memleketin hali bu. O da yürüyen bir araba. Böyle modeli falan artık 30 yıllık mı 40 yıllık mı bilemiyoruz. İnsanlar şu anda kırılmış, eskimiş cep telefonunu yenilemiyor. Ekran çatlıyor, kırılıyor. Değiştirecek gücü yetmiyor. Gel gelelim ülkeyi yönetenlere. Onlara bakarsanız bunların hepsi süfli heves. Duydunuz değil mi? Süfli heves. Bilmeyenler için süfli ne demek biliyor musunuz? Aşağılık demek. Aşağı demek. Yani cep telefonu almayı, arabası olmayı veya ev sahibi olmayı aşağılık bir heves olarak gören bir anlayış şu anda ülkeyi yönetiyor ya. O açıklamayı herhalde bir kısmı duymadı. Bu mitingden sonra bakın şöyle bir girin bakın süfli heves diye kim ne söylemiş ne yapmış hepsini göreceksiniz. Şimdi sen tut, dolar kurunu patlat, enflasyonu patlat, insanların satın alma gücünü kır, ardından da süfli heves peşinde koşmayın de. Yeter artık ya. Gerçekten yeter. Arkadaşlar bakın, bizim kişilerle derdimiz olmaz. Kişiler gelip geçicidir. İnsanlar fanidir. Ama biz bu ülkenin kötü yönetilmesine itiraz ediyoruz. Bakın çok net söylüyorum. Bu kabusu inşallah ilk seçimde bitireceğiz. Peki ne yapacağız? Şu ekonomik krizi ortadan kaldıracağız. O iş bizde. 6 ayda çözeceğiz inşallah. 2 büyük krizi çözdük. Bu krizi çözmek de bize nasip olacak inşallah. Çünkü bakıyoruz son 4 yıldır tek imza krizi çözemiyor. Son 4 yıldır tek imza ülkeye kriz üstüne kriz ekliyor.